Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan BIST 100 endeksi açılacak. Hemen açılış beklentilerini alalım. Bizlerle birlikte Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner olacak. İsmail Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Hoş bulduk. Günaydın Özlem Hanım, Uğur Bey. Teşekkür ederiz. Özlem Hanım, İsmail Bey'le Cuma günü saat 14'te yayın yaptık. Piyasa böyle düşer gibiydi. Artık düşmeyeceğini düşünüyorum. Buradan dönebilir dedi. Biz yayını bitirdik. Endeks %2'nin üzerinde değer kazancıyla tamamladı. Nasıl buldunuz o kapanışı ve bugün demek de nasıl başladı? Demek ki İsmail Bey'i dinliyor borsa. Öyle görünüyor o fiyatlamadan. Buyurunuz. Evet, aslında Uğur Bey şöyle söyleyelim. Borsa İstanbul tarafında bizim piyasanın daha doğrusu takip ettiği seviye 200 günlük ortalama 9450 seviyesi. Burası orta ve uzun vadede birçok destek seviyesini barındırıyor. O yüzden biz geçtiğimiz hafta bu seviyeyi kırmıştık ve genelde 200 günlük ortalamalardan yani genel uzun vadeli maliyetlerden kısa vadede çok fazla aşırı uzaklaştığınız zaman burada tepki yükselişleriyle karşılaşıyoruz. Burada da 8800 seviyesi bizim için en son aklımıza gelecek aslında seviyelerden bir tanesi, destek seviyesinden bir tanesiydi. Ve buraya yaklaştığımızda endeks olarak bu seviyelerden ciddi anlamda bir tepki alımının gelme ihtimali yüksek görünüyordu. Şu an için Borsa İstanbul tarafında risk halen devam ediyor. Yani Cuma günkü yükseliş, tepki yükselişi sadece hafta içerisinde endeksin %10 civarındaki değer kaybından kaynaklı %3'ün üzerinde bir tepki yükselişiydi. Ve haftayı da %7'lik bir kayıpla kapatmıştık. O yüzden kısa vadede bir hafta içerisinde ki bir %10'luk hatta %10'un üzerindeki bir kaybın ardından bir tepki yükselişini beklemek gayet makul diye düşünüyorum. Şu an için bu sabah itibariyle de Viyop tarafında hafif yukarı yönlü bir seyir var. Bu yukarı yönlü seyirin benzer bir versiyonu endeks açıldığında, borsa açıldığında da pay piyasası tarafında da görebiliriz ama önemli olan burada bizim için önümüzdeki günlerde 200 günlük ortalamanın üzerine çıkıp çıkamayacağımız ya da ne zaman çıkacağız? Bu sorunun cevabı bizim için çok daha önemli. Çünkü 200 günlük ortalamanın üzerine tekrar çıkıldığı zaman şöyle bir anlam ortaya çıkacak. Bizim şu ana kadar son aylarda yaşadığımız birçok riskli gelişmenin sonlanmış olma ihtimali artık maksimum seviyeye çıkmış durumda ve piyasalarda biraz daha normalleşme başlıyor şeklinde yorumlayacağız. Ama dediğimiz gibi 200 günlük ortalamanın altında kaldığımız sürece burada yeni dipler de görülme ihtimali var. Ama dediğimiz gibi şu anda birçok hisse senedi aşırı satım bölgesine gelmiş olması o da bu seviyelerden bir tepki yükselişini beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta hatırlarsak bankacılık sektörü hisseleri en çok değer kaybeden sektörler arasındaydı. Şimdi hızlı tepki yükselişleri olduğu zaman ve piyasada küresel tarafta bir bozulma olduğu zaman yine aynı şekilde bankacılık sektörü hisseleri hızlı bir şekilde aşağı doğru da tepki vererek piyasayı bozuyor. Şu an için sanayi sektörü tarafına baktığımızda orada uzun zamandır yani geçtiğimiz yıldan beri ciddi anlamda bankacılık sektöründen negatif yönlü ayrışan aşağı yönlü bir düşüş trendi var. Orada da aşırı satış seviyelerine o uzun vadede gelinmiş olmasından dolayı aslında sanayi sektöründeki kayıplar banka hisselerine göre son zamanlarda biraz daha sınırlı oluyor. O da orta ve uzun vadede çok daha fazla değer kaybetmesinden dolayı ve bilançoların
biraz daha beklentilerin altında gelmesinden dolayı. Şu an için endeks Cuma günü bir deneme yaptı yukarı yönlü. Bugün de hafif bir yukarı yönlü hareket görebiliriz. Bu yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceğini bize özellikle de Orta Doğu tarafındaki yaşanacak gelişmeler biraz daha yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Küresel tarafta aslında hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Yani risk iştahı gayet yüksek. Cuma günü özellikle de Amerika tarafında istihdam verilerinin iyi gelmesi aslında bütün dünyada, bütün borsalara pozitif yansıdı diyebiliriz. Yani buradaki bizim Borsa İstanbul tarafındaki yükselmemizde özellikle de Amerika tarafındaki verilerin de iyi gelmesi bir miktar katkı yarattı diyebiliriz. Şu an için piyasalarda bugün için çok böyle endeksi etkileyebilecek, borsayı etkileyecek bir veri yok. Daha çok böyle önümüzdeki günlerde FED ve ECB'nin tutanaklarını izleyeceğiz ve Perşembe günü önemli olacak Amerika'da TÜFE verisi. O yüzden biz şu an için Perşembe gününe kadar biraz daha böyle iş dinamiklerimizle yakın çevremizdeki yaşanan gelişmelere paralel bir hareketlilik bunun yanı tabii dediğimiz gibi şu an için bir tepki yükselişi süreci var. Burada 9450 seviyesine ne kadar çok yaklaşabilirsek aslında bizim Borsa İstanbul tarafında sorunların biraz daha aşılabileceği yönündeki umutları arttıracaktır. Ben şu an için buralarda 8800'ün üzerinde endeksin şimdilik bu mevcut haber akışlarıyla gelişmeleri bağlı olarak buralarda bir taban çalışması yapabilir düşünüyorum. Aşağıda 8800 8850 seviyesi bizim için kritik destek olacak. Yukarıda da 9250 seviyesi kısa vade için yani bugün ve yarın için biraz daha önemli bir direnç olacak. Büyük bir ihtimalle bu 8850 ve 9250 bandında endeks biraz daha tutulmaya çalışacak. Buralarda yeni alıcılar, para girişleri gelebilirse bizim piyasamız biraz daha rahatlar ve yukarı yönlü hızlı bir tepki vermeye başlayabiliriz. Ama dediğimiz gibi şu anda biraz daha gelişmelere paralel hareket edeceğiz gibi görünüyor. İsmail Bey, geçen hafta %7'ye yakın bir değer kaybı vardı. Her ne kadar %2.37 Cuma yükselse de. Şimdi endekste bu denli bir geri çekilme var ama hisse bazlı baktığımızda majör şirketlerde %10'u aşan değer kayıpları da gördük. Bu hep konuştuğumuz bankacılık endeksi dahil olmak üzere, holding hisseleri dahil olmak üzere. Buradaki yer alan şirketlerin geldiği nokta peki alım için fırsat olarak yorumlanabilir mi uzun vadeli yatırımcı açısından? Evet, aslında çok önemli bir noktayı değindiniz. Bu soru biraz daha cevabı profesyonel bir gözle bakmak gerekiyor bu tarz konulara. Şundan dolayı bizim Borsa İstanbul tarafında öncelikli olarak dünyayla, gelişmekte olan ülkelerle bizim borsamızı kıyasladığımızda aslında çok ciddi anlamda bir %50'nin üzerinde bir iskonto olduğunu her şeyden önce bilmek gerekiyor. Diğer taraftan şu an için bilançolar, şirketlerin bilançoları çok böyle istediğimiz seviyede değil. Bu da hisse senetlerine olan talebi azaltıyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi bir elimizdeki bir şirketin değerlemesini yaptığımızda bir makul bir değer çıkıyor ortaya. Şimdi yatırım yapılabilmemiz için ama borsaya baktığımızda, fiyatlamalara baktığımızda bu o hisseye yatırım yapılabilecek fiyatın çok çok altında ciddi anlamda iskonto oluştuğunu da gösteriyor. Ama bizim piyasayı hareketlendirecek yukarı yönlü bir
yükseliş trendini başlatacak bir gelişmenin olmaması burada biraz daha hisse senetlerini... İsmail Bey, müsaadenizle endeks açıldı. Tabii Borsa ki. İstanbul'un açılışına gidiyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi yeni hafta yükselişle başladı. %0.51'lik yükselişte 9155 açılış rakamı olarak kayıtlara geçiyor. Geçen hafta haftalık bazda %6.73 değer kaybı yaşayan BIST endeksi an itibariyle yükselişle yeni haftaya merhaba dedi. Astor'da %0.35'lik artı var. Oyak Çimento yatay pozitif. Alfas %0.19 yükseliş kaydediyor. Rönesans Gayrimenkul'de 105 liranın üzeri var. Yeo Teknoloji yükseliyor. Vestel, Kozal, Aselsan, Koza Altın, Bera Holding, Odaş, Alarko, Kontrolmatik, Tekfen ve Otokar yükselen şirketler arasında yer alıyor. ARD yazılımda da yine yatay bir performansın olduğunu söylemek mümkün. Sektörel anlamda da BIST yüzde yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Hemen İsmail Güner'e gidelim ve açılış Otokar değerlendirmesini tamam alalım. Otokar'da tamam bir fiyatlama mı var? Orayı görmemiştim. Otokar'da tamam bir fiyatlama var. Özlem Hanım ifade etti. İsmail Bey, nasıl buldunuz açılışı? Güçlü diyebilir miyiz? Yani aslında %0,50'lik açılış Cuma günkü yukarı yönlü yükselişin ardından biraz daha temkinli bir açılışı işaret ediyor. Piyasalarımız halen tedirginliğini koruyor anlamına geliyor bu yukarı yönlü yükseliş. Açıkçası biraz önce ifade etmiştim. Bizim için birçok şeyin geride kaldığını anlayabilmemiz için rakamsal olarak 200 günlük ortalama, yani 9450'nin üzerinde kapanışlar yaptığımızı görmemiz gerekiyor. Bu durum bize aslında burada yeni bir yükseliş trendinin başlayacağının ilk işareti, en önemli işaretini verecek. Evet. O yüzden bu seviyeye ne kadar çok yaklaşırsak, hızlı bir şekilde yaklaşırsak bizim piyasamız açısından biraz daha olumlu gelişmeler Türkiye lehine oluyor anlamı taşıyacaktır. Ama dediğimiz gibi şu anki açılış biraz daha çok hızlı düşen hisse senetlerinin bir tepkisi şeklinde halen değerlendirebiliriz. İsmail Bey, teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.